Gene bütün problemlerde olduğu gibi öncelikle teşhis koyup eğrilik ve kısalığın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu anladıktan sonra büyüme bittiğinde yani 16-17 yaşına geldiğinde çocuk kaç santimetre kısalık olacak ve ne gibi bir eğrilik olacak onu öngörüp hesaplamamız gerekiyor. Bütün bunları hesaplamak için bazen yılda bir en az 2 yıl olmak üzere belli aralıklarla röntgen çekip ölçüm yapıp takip etmemiz gerekiyor. Bütün bunları yaptıktan sonra uzatma zamanı farklı olabilir ama beraberinde eğrilik varsa eğriliği beklemeden düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü eğrilik olan bacak gelişme sırasında eklemler ona göre şekil alarak istemediğimiz sonuçlara yol açabiliyor. Eğer kısalıkla beraber eğrilik varsa eğriliği mutlaka olabildiğince en kısa zamanda en çabuk yöntemle düzeltiyoruz. Fakat kısalık için doğru zamanı bekleyip uzatmaya öyle karar vermek gerekiyor.